geldiniz. Merhaba Jaki, merhaba Dilara. Nasılsınız? İyi canım, ne yapıyorsun? İyi, yemek yapıyorum her zaman olduğu gibi. Biz aç geldik Asuncu'cum ve o yüzden hani bize ne yemek yapacaksın şu anda? Jaki'cim bana hiç tok gelen olmuyor zaten ama bugün şöyle bir şey yapalım dedik. Çok köfte patates çekti canım ama biraz değiştirelim istedim. Böyle biraz aslında Türkiye turu yapıyoruz. Önce Güneydoğu'ya doğru gideceğiz. Bir oruk köftesi hazırlayacağım size. Fırında pişireceğiz güzel. Ardından da tekrar Trakya'ya geleceğiz. Trakya eski kaşarı kullandığım bir patates püresi yapacağım. Sonra da afiyetle beraber yiyeceğiz. Evet, harika. Evet, güzel olacak. Çok lezzetli olacak. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Köftede soğan kullanıyoruz. Soğanı güzelce keselim. Ama güzelce, küçük küçük. Çünkü köftenin içinde dişe gelmemesi gerekiyor. Asuncu'cum içlendin galiba. Çok fena. Gerçekten şuradan akıyor. Kıymamızla soğanımızı birleştiriyoruz. Bir yoğurma kabı kullanabiliriz bunda. Biraz baharatlarımızdan bahsedeyim. Tuz, karabiber, kuru nane ve kırmızı biber kullanacağız bu köftede. Baharat ölçülerini aslında göz kararı vermeyi çok seviyorum. Pinch dediğimiz böyle bir tutam koymayı seviyorum. Bulguru da köftenin kıymasının yarısı kadar ölçüde öncelikle sıcak suyla ıslatıp bir tabiri caizse şişiriyoruz. Ve ondan sonra ekmek gibi bunun içine katacağız karışımımıza. Yine burada bir avuç ölçümle. Köftenin kıymasını daha çok görmek istiyorsanız daha az bulgur koyabilirsiniz. Ama daha böyle açık renkli, daha bulguru yüksek köfte istiyorsanız da böyle yapabilirsiniz. Şimdi bütün malzemenin birbirine iyice karışması için bir yoğurma kabında yoğuruyoruz. Aynı zamanda bu şişirdiğimiz bulgurların da yumuşamasını sağlıyor. Hemen köfteyi istediğiniz büyüklükte şekillendirip, genellikle ben biraz daha böyle top yapıp üstüne basmayı tercih ediyorum. Çünkü fırında pişerken küçülüyor ya bu köfteler. Ben biraz büyük büyük olsun istiyorum. Şimdi ben bunları fırına vereceğim. Yaklaşık olarak 180 derecede alt üst. Üstleri kızarıp hafif böyle kendi yağlarını, sularını bırakır hale gelince orta derecede pişirerek biz genellikle servis ediyoruz. Ben de az orta seviyorum. Seviyor musun? Hadi, hadi. Süper, hadi o zaman fırına doğru gidiyoruz. Jaki'cim seni fazla bekletmeyeyim diye biliyorsun o bekleme süreleri açken iyice zorlaşıyor. Ben patateslerimi güzelce haşladım. Şimdi patatesleri ezeceğiz. Biraz tereyağı, süt ve Trakya kaşarı ile birleştireceğiz. Bu arada yavaş yavaş fırından kokular gelmeye başladı. Köfteler kokuyor. Onlara yetişmemiz gerekiyor şimdi bizim. Hemen patateslerle başlayalım. Şurada ayrı bir kapta ezeceğim onları. Sonra tencereye alıp birleştirme işlemine başlayacağım. Oo, güzel haşlanmış. Genelde en korktuğum an bu an oluyor. Çünkü bu ezme aleti aşağıya doğru inmeyince eyvahlar olsun. Haşlanmamış. Oldu mu Asude? Oldu. Acıktık ama değil mi? Yemeğimiz hazır. Püremiz çok güzel kıvamını aldı. Köftelerimizi fırından çıkarttık. Şimdi hemen ufak bir masa hazırlayıp yemeğe hazırlanıyoruz. Hadi şimdi yiyelim. Başlıyoruz. Jaki, tadına bakmak ister misin? İsterim canım ben. Afiyet olsun.